çizmek, resmetmek, hatlarla ve boyalarla hayatı anlatmaktı bütün tutkusu. Gün geldi bir insanın, bir şehrin, gün geldi bir ülkenin ve bir cumhuriyetin tarihini yazdı. Tabelalara, afişlere. İlklerin insanı oldu. İhab Hulusi Görey. ...1898'de Mısır'ın Kahire şehrinde dünyaya geldi. Aile, asker dedenin görevi nedeniyle Mısır'da bulunuyordu. Ancak 1. Dünya Savaşı'nda Mısır, İngiliz işgaline uğrayınca aile İstanbul'a döndü. İhab Hulusi'nin çizme ve resim tutkusu küçük yaşta başladı. Önce Almanya'da bulunan bir ressamdan mektupla resim dersleri aldı. Resim tüm hayatıydı artık. Eğitimine Almanya'da devam etti. Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça öğrendi. Döndüğünde ise genç bir cumhuriyet Türkiye'sindeydi artık. İstanbul'da o yıllarda afiş sanatı henüz keşfedilmemişti. Dersler verdi, bir yandan da grafik sanatçısı olarak çalıştı. 1923'te Galatasaray Lisesi'nde sergi açtı. Bu, Türkiye'deki ilk afiş ve grafik tasarım sergisiydi. İhab Hulusi Görey, babasının ısrarı üzerine Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Ancak aklı kendi sanatındaydı. İstifa etti. Yaptığı çalışmaları Akbaba dergisine göndermeye başladı. Hazırladığı resimler derginin kapağına koyuldu. Böylelikle İhab Hulusi Görey için yepyeni bir dönem başladı. Artık resim ve grafikleriyle var olacak, ünlü markalara hayat verecekti. İnci Diş Macunu'ndan ilk afiş siparişini aldı. Siyah beyaz hazırladığı afişte bir kız gülümsüyordu. Ardından günümüzde hala kullanılan kuru kahveci Mehmet Efendi'nin logosunu tasarladı. Afiş seyredenlerin ilgisini çekmeli ve düşündürmeli diye anlatıyordu çevresindekilere. Ve yeni siparişler gelmeye başladı. Onlardan biri de 1930 yılında kulüp rakı için tasarladığı etiketti. Etiketteki resimde bir masada oturan iki kişi İhab Hulusi Görey ile yakın dostu Fazıl Ahmet Aykaç'tı. O etikette günümüze dek ulaştı. İhab Hulusi Görey, genç Türkiye'nin yetenekli ressamıydı artık. Çizimleri Mustafa Kemal Atatürk'ün de dikkatini çekti. O dönem Türkiye bir aydınlanma sürecindeydi. Atatürk, İhab Hulusi'den Türkçe alfabe kapağını tasarlamasını istedi. Kapak içinde kızı Ülkü ile birlikte poz verdi. O alfabe kapağı, Türkiye'nin yetiştirdiği sayısız çocuğun okuma yazma yolculuğuna eşlik etti. 70'li yıllara dek kullanıldı. İhab Hulusi'nin tasarımları ard arda geldi. Devlet demiryolları, bankalar, devlet deniz yolları, Sümerbank ve Tekel bunlardan bazılarıydı. Türk Hava Kurumu, Kızılay, Teyyare Piyangosu ve Tekel İdaresi de hizmet verdiği kuruluşlar arasındaydı. Yıllar boyu sayısız afiş, etiket ve reklam tasarladı. Dönemin kısıtlı imkanlarına rağmen yaratıcı ürünler ortaya koydu. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumsal kimliğinin oluşturulmasında da önemli pay sahibi oldu. Ünü yurt dışına da yayıldı. İngiliz marka viskiler ve İtalyan vermutlarının etiketlerini tasarladı. 80'li yıllarda ise yeni reklam şirketlerinin kurulmasıyla eskisi kadar sipariş alamaz oldu. Bu dönemde sulu boya ve hat sanatına yöneldi. Neredeyse son nefesine kadar iş yaptı, tasarladı. Bunca çalışma, emek ve iz bırakan eserleri vardı ama İhab Hulusi Görey neredeyse hayatı boyunca
sosyal sigortası olmadan çalıştı. Bu yüzden yaşlılığında bir maaş bağlanamadı. Birikimi de tükendi, ömrünün son dönemini yokluk içinde geçirdi. Tarihler 27 Mart 1986'yı gösteriyordu. İstanbul Şişli'deki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eserleri ve koleksiyonu Cumhuriyet'in 87. yılında Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Türkiye'de grafik, illüstrasyon ve çizim konularında hep ilklerin yaratıcısıydı İhab Hulusi Görey. Cumhuriyete ışık tutan hizmetleri ve eserleri bazen bir afişte, bazen de bir resim kapağında yer aldı. O eserler sadece İhab Hulusi Görey'in adını yaşatmakla kalmadı. Günümüze de önemli bir miras bıraktı. Yıllar boyu unutulmayacak ve korunacak bir miras.